Merhaba arkadaşlar. EMKO Elektronik'ten Teknik Öğretmen Dinçer Yılmaz. Bugünkü çalışmamızda PLC'miz uzak noktada bulunan bir PLC'mize bilgisayar üzerinden nasıl erişebiliriz, nasıl müdahale edebiliriz konusunu işleyeceğiz. PLC'mizde bir Web Quick Connect adını verdiğimiz bir özellik var. Bu sayede internet ağına bağlı olan dünyanın herhangi bir yerindeki PLC'mize çok kolaylıkla bulunduğumuz yerden erişebiliyoruz. Bu bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Özellikle servis anlamında, gerektiğinde gitmeden uzaktan müdahale anlamında çok büyük bir zaman, enerji ve para tasarrufu sağlıyor doğal olarak. Bunu nasıl gerçekleştiriyor? PLC'mizin içerisinde bununla ilgili bir yazılım mevcut. Bu yazılımı aktif ettiğimiz anda ilgili PLC'miz internet ağı üzerinden EMCO web serverlarına erişiyor. Aynı zamanda yapılandırırken bir de şifre belirliyoruz, yetkisiz kişiler ulaşmasın diye. Bu özelliği açtığımızda PLC'miz bir dakika içinde web serverlarımıza bağlanıyor. Biz de herhangi bir yerden ilgili web server'a ilgili şifre ve MAC adresiyle cihazımız üzerindeki şurada bulunan MAC adresini tanımlamak suretiyle IP adresi kullanmadan direkt bu cihaza erişebiliyoruz. Bu cihazın içerisindeki yazılımı, programı alabiliyoruz ya da programı gözlemleyip müdahale etmemiz gereken yerlere uzaktan müdahale ederek sistemi normal çalışır duruma getiriyoruz. Bunu nasıl yapacağımızı şimdi hep birlikte görelim. Çok kolay çünkü bunu yapmak. Öncelikle yapılandırmak için PLC'mizin ilgili kısmını internete açmak için Web Quick Connect özelliğini aktif etmek için ya bir USB kabloyla bağlanıyoruz PLC'mize ya da bildiğiniz gibi bir Ethernet kablosuyla bağlanıyoruz. Yani RJ45 kategori 5 veya işte kategori 6 bir kabloyla bağlanıyoruz. Bu yapılandırmayı yaptıktan sonra yani internete açtıktan sonra Ethernet kablomuzu PLC'mize bağlıyoruz. Kablonun diğer ucunda yerel ağ üzerinden internete bağladığımız anda artık erişilebilir hale gelmiş oluyor. Diğer kısımlarında nasıl yapacağımızı bilgisayarda görelim. Bir tek bu kısımda şu kısmındaki MAC adresini bilmemiz gerekiyor ve şifresini bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki bunu bir başka bir ülkedeki bir kıtadaki bir fabrikada çalışıyor. Karşı taraftaki kişiden ilgili PLC'nin MAC adresini ve buna tanımladığı şifreyi sormamız gerekecek. Web Quick Connect şifresini sormamız gerekecek. O ikisini bilirsek biz de buna uzaktan erişebileceğiz. İlgili ayarı nasıl yaptığımızı hep birlikte bilgisayar kısmında şimdi görelim. Evet, şimdi amacımızı gerçekleştirmek için iki tarafta da yapılması gereken işlemlere bakalım. Öncelikle PLC'nin bulunduğu yerdeki yani fabrikadaki izinleri açalım. Bilgisayarımızı açtık. PLC'mizi şu an USB kabloyla bağladık. Şurada USB ile bağladığımızı söylüyoruz öncelikle. Daha sonra PLC'mizin ilgili ağa bağlı olup olmadığını kontrol etmek için daha doğrusu mevcut yerel ağımızdaki parametrelere buraya giriyoruz IP adresini vesaire ve PLC'mizin ağ bağlanmasını sağlıyoruz. Kablosunu da takıyoruz tabii ki. Bu olması gereken bir özellik. Bunun haricinde yapmamız gereken çok kısa iki şeyimiz var. Birincisi Web Quick Connect sekmesi var şurada görüyorsun. Bunu aktif hale getirmeliyiz. Altındakileri değiştirmiyoruz. EMCO Web'in adresi ve port numarası bunlar aynen kalmalı. Aktif ettikten sonra tamam diyoruz. İkincisi ise bir şifre vermeliyiz. Web Quick Connect şifresi vermeliyiz. Bunu tıkladığımızda bize şifre girin diyor. Eğer daha önce bir şifre girildiyse silecektir şifremiz doğru girdiysek. Girmişiz. Şimdi bir şifre verilecektir. Bir daha bastık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Bir daha isteyecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve artık Web Quick Connect şifresi başarıyla kaydedildi diyor. Bir de kısa program yazıp atalım isterseniz daha anlaşılır olması için. M8006 diyelim. Bu özel hafıza bitimiz. Açılıp kapanan bir bitimiz. Bir de çıkış bağlayalım buna. Y2 diyelim. Ve bu kaydet derle. Ve bu projemizi artık yükleyelim PLC'mize. Böylece uzak noktada yapacağım iş bitmiş oldu. Yapacağımız iş bitmiş oldu.
Bir programımız çalışıyor mu bakalım? Run diyelim. Şu an aç kapa. Evet, PLC'nin üzerinde de çalıştığını görüyorum. Bir de PLC durumunu sorgulayalım. Şu kısımda Web Quick Connect durumunu bağlandı olarak görmesi gerekiyor karşı taraftaki, yani PLC'nin bulunduğu taraftaki kişi. Gördüğünüz gibi şu an internete bağlı. Artık uzak bir noktadan bu PLC'ye erişebilirim. Yani bilgisayara bağlı olmasına gerek yok. Yapılandırmam tamamlandı. Bunun için hatırlarsanız üzerindeki MAC adresini bilmem ve bu şifreyi bilmem gerekir. Bu şifreyi karşı taraftan istiyorum. MAC adresini de istiyorum. Uzak noktadan PLC'mi bağlanıp gerekli işlemleri yapıyorum. Şimdi o aşamaya geçelim. Evet, şimdi PLC'ye uzak bir noktadayız. PLC'ye bağlı değiliz. USB kablomuz yok. Başka bilgisayardan farklı bir ağdan bağlanıyoruz şu an. Hatta Wi-Fi üzerinden bağlanıyoruz aynı ağa. Şimdi burada neler yapacağız? Öncelikle PC PLC ayarlarına gidiyoruz. Burada USB bağlantı seçeneğimiz artık. Web Quick Connect'i tıklıyoruz. Buraya cihazımızın üzerindeki MAC adresini giriyoruz. İki nokta üstte olmayacak şekilde zaten kabul ediyor. Altta biraz önce verdiğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifresini veriyoruz. Bu kısımdaki ayarlamaları hiç değiştirmiyoruz. Aynen kalıyor. Altta zaten direkt MAC adresini girdiğim anda zaten bakın buldu cihazımı burada. Şimdi proje dosyasını almam için unuttuk bir öncekinde söylemeyi. Şuradan proje dosyasını yükle seçeneğini seçmiş olmam gerekirdi yüklerken. Onu da hatırlatmak isteyeyim. Şimdi öncelikle uzak noktadan bağlandık ve proje dosyamızı çekmek istiyoruz. Bu bilgisayarda yok şu an. Proje dosyasını al diyorum. Bana bir isim ver, bunu kaydedeyim bilgisayarıma dedi. Tamam. Proje dosyası diyelim. Proje nasıl bir isim olduysa. Proje dosyası olarak kaydetti şu an. Programı çekti. Buradan gidiyorum. Aç diyorum. Pardon, şuradan açıyorum. Aç diyorum. Proje. Şuydu galiba. Evet, proje dosyası. Açıyorum. Ve bana bakın uzak noktadaki program karşıma geldi. Online ol diyorum. Devam etmek istiyor musunuz dedi. Evet, online oldu. Çalıştır. Artık bakın aynen müdahale edebiliyorum. Bağlantı durumunu sorguladım. Bakın karşı tarafın bağlı olduğunu da görüyorum. Şu an herhangi bir PLC ile organik bir bağım yok. Tamamen internet üzerinden bağlayayım gördüğünüz gibi. Artık istediğim gibi projemde değişiklik yapma, eklenti yapma gibi birçok özelliği gerçekleştirebilirim. Tamamen amacım uygun olarak ne yapmak istiyorsam burada. Kontak mı ekleyeceğim, başka bir şey mi yapacağım? Y5 diyelim, buraya da bir şey eklemiş olalım. Bu haliyle derle diyelim. Yine çok uzak noktada bulunan cihazımıza yükle diyelim. Değiştirdik şu an, programı müdahale ettik. Ve online hata arama, çalıştır. Gördüğünüz gibi programın değişmiş hali çalışmakta. Dolayısıyla MQIPerto PLC'lere uzak noktadan erişimin ne kadar kolay olabileceğini bu videoyla görmüş olduk. Umarım işinize yaramıştır. Yine farklı uygulamalarla çalışmalarımıza devam ederiz. Hoş